yüksek enflasyon ortamında ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor. Merkez Bankası hükümete mektup gönderdi. Asgari ücrete yılda tek zam önerdi. Zira 2023 yılı enflasyon hedefinden sapılmıştı. Nedenleri ve hedefe ulaşabilmek için yapılması gerekenleri anlattı Merkez Bankası. O metin, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e gitti. Asgari ücretin yılda bir kez güncellenmesi, öngörülen dezenflasyon politikasının tesis edilmesi açısından kritik bir önem taşımaktadır ifadesi yer aldı. Fiyat istikrarını sağlamadan yapılan maaş zamlarının daha cebe girmeden nasıl eridiğini en iyi sizler biliyorsunuz. Para politikasında kararlılık mesajı verildi. Bu çerçevede ilerlemeye devam edileceği belirtildi. Oysa vatandaş alım gücünün düştüğünü söylüyordu. En az ücret için 20-25 bin lira konuşuluyordu. Bence hiç zam gelmesin, hiçbir şeyde zam olmasın. Milyonlarca çalışan gözünü asgari ücrete çevirdi. Temmuz ayında ara zam yapılır mı tartışması sürerken Merkez Bankası hayalleri suya düşüren bir mektup yayınladı. Bence yapılmamalı çünkü yapılması demek enflasyonun tekrar çıkmasına sebep, ekonomiye ek bir bütçe demek. Yani beklentim var, kesinlikle yapılması lazım. Zaten asgari ücretle bir eğer kirada oturuyorsanız vesaire faturalarınızda dahil olduğunda kiralar çok yükseldi. Onu bile ödeyemiyorsunuz. Sağ olsun ev sahipleri en başta olmak üzere asgari ücretin zam kokusunu aldığından itibaren insanların hayatlarını zaten 10-0 geri atmayabilirler. Sadece asgari ücrete %5 zam gelirken hayattaki diğer kullanmış olduğumuz ev olsun, yiyecek olsun, gıda olsun, temizlik olsun, onlara %50, %100 zam geliyor. Ben şey anlamında yani şu anda zam yapılmasını çok uygun görmüyorum ama tabii ki her zam bir enflasyonu doğuruyor zaten. Yapılır ama yani beklentinin altında kalır. Maaşlara verilen zam artışı hayat pahalılığını zaten karşılamadığı sürece bunun bir anlamı da yok. Sadece bütçeyi zorlamaktan başka bir şey olmaz. Yani yapılmalı diye düşünüyorum ama ben yapılacağını düşünmüyorum şahsen. Gerçi şimdi öbür açıdan da bakmak lazım. Ona zam geldikçe her şeye de zam gelecek. Yemek, içme yani herkesin temel ihtiyacıdır diye düşünüyorum. En çok onu harcıyorum ben de kendi adıma. Şimdi 17 bin 2 lira. Bir asgari bir ev kirası 15 bin. 17 bin 20 bin. Yani bir hani Kemal Sunal dediği gibi bir daire kadar değerimiz yok şu an. Kira, sonra elektrik, sonra su. Zaten bunları ödedikten sonra aç kalıyor zaten. Doğru düzgün yiyemiyorsun bir şey. Aslında hükümet son 2 senedir Temmuz ayında yaptığı ara zammın artık yapılmayacağını açıklamıştı. 2024 yılı için tek ücret belirlenmişti.